Geçen YouTube'da dolaşırken çok ilginç bir videoya denk geldim. İlk defa domuz eti yedik, tadı nasıl? Work and Travel günlükleri diye bir video. Görür görmez dedim ki ulan Türkiye'de böyle bir içerik gerçekten çekilebilir mi? Adamlar yapmış, ancak bir şey dikkatimi çekti. Videonun altında bulunan 9000'den fazla dislike. Sonra şey dedim, ya bu alkol de haram dedim. Acaba alkol yazsam bununla alakalı neler çıkar karşıma? Yazdığım zaman karşıma Scorp'un bir videosu çıktı. Bu arada Scorp iğrenç bir platform. Onu da ayrı eleştirebiliriz. İlk defa alkol alacaklara tavsiyeler. Videonun başlığı bu. Video diğer videodan 2 kat daha fazla izlenmiş, ancak dislike sayısı 1.2000. Sonra durdum ve şöyle dedim. Bu gerçekten epik bir olay. Evet, jenerik bu sefer gecikti, ancak demeden olmaz. Önce jenerik, sonra video. Buyurun başlayalım efendim. Öncelikle ben bir hoca falan değilim ve İslam hakkındaki bilgilerim sınırlıdır. Yani çıkıp size şunu yapın bunu yapın diyecek halim yok. Öyle bir haddim de yok. Ama bir algı var. Özellikle Türk insanında, İslam kesiminde. Bu çok acayip bir algı. Haramları sınıflandırma algısı. Evet, nedir bu? Gerçekten güzel bir açıklama yapacağım. Yani mesela bazı insanlara göre tabii ki domuz eti ultra haram. Alkol biraz haram. Hani çok değil. Gerçekten komik geldiğinin farkındayım ama böyle. Milli piyango, çekiliş falan onlar az haram zaten. Onlar çok fazla değil. Neden abi? Çünkü herkes katılıyor ya. O kadar da değildir. Şimdi gerçekten de böyle bir algı var. Yanlış anlaşılmak istemem. Benim size çıkıp şunu yiyin, bunu yemeyin, şunu yapın, bunu yapmayın, ne bileyim piyangoya gitmeyin falan diyecek halim yok. Ancak şunu her zaman dedim ve her zaman diyeceğim. Arkadaşlar, bir şeye inanıyorsanız, bu bir ideoloji olabilir, bu bir din olabilir. Onu iyi öğrenmeniz gerekmekte. Şu bilinen bir gerçek değil mi yani? Bunu çocuğa sorsam bilir. İslam dini çerçevesinde alkol haram mıdır? Evet, haramdır. Domuz eti haram mıdır? Evet, haramdır. Peki şimdi sizlere sormak istiyorum. İlk defa alkol alacaklara tavsiyeler değil de ilk defa domuz eti yiyeceklere tavsiyeler olsaydı Scorp'un videosunun başlığı. Sizce dislike sayısı aynı kalır mıydı? Elbette kalmazdı, çünkü dediğim gibi çok garip bir algı mevcut. Aynı şey milli piyangoda da geçerli, çekilişlerde de geçerli. Normalde çekiliş vesaire bunlar da doğru karşılanmıyor İslam dininde. Ancak dediğim gibi bir haram sınıflandırması mevcut. Bu tabii ki yanlış ama bu videoda sadece buna değinmeyeceğim. Eleştirmek istediğim bir nokta daha var. Bu videolar neden bu kadar fazla dislike alıyor? Yani insanların ne yediğine, ne yaptığına, inancına karışmak ne zamandan beri farz oldu? Şunu unutmayalım ki her koyun kendi bacağından asılır ve tabii ki inancınıza göre bu değişir. Ancak bunları yargılayacak olan sizler değil, ilahtır. Bu arada asıl eleştirdiğim noktayı tekrardan belirtmek istiyorum çünkü yanlış anlaşılabilir. Bakın arkadaşlar, bir Müslümanın alkol içmesine bir şey demiyorum. Yine kesinlikle bir Müslümanın domuz eti yemesine bir şey demiyorum. Zaten sabahtan beri savunduğum şey özgürlük. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu beni ilgilendirmez. Bu inandığınız ilahla ikinizin arasında olan bir durumdur. Buna ben karışamam. Ancak insanların kafasında olan haram sınıflandırması çok yanlış ve çok garip. Yani eleştirdiğim asıl mesele gerçekleştirilen bu algı. Yoksa şunu demiyorum arkadaşlar. Alkol içiyorsun, o zaman git karıyla kızla da yat, o da haram. Hayır, öyle bir şey yok yani. Veya tamamen zevk için tercih etmeyebilir bu arada. O da olabilir. Yani araştırdığım kadarıyla domuz eti de çok sağlıklı bir et değil. Aslında basitçe bilinmesi gereken şeyler doğru ve yanlış. Doğru nedir? Haramların bir sınıflandırması yoktur arkadaşlar. Yani gidip domuz deyince o çok haram, ultra haram deyip böyle garip garip tepkilere girmenize gerek yok. O da haram. Doğru budur. Yanlış nedir? Bu ilginç tepkilerdir. Bu ilginç algılardır. Bahsetmek istediğim konu bu. Ya bir de yalan yok şimdi. Bunu kar zarar olarak düşünen Müslümanlar da var. Onlara da bir şey demiyorum ama öyle bir kitle de var. Şimdi adam yiyeceği etin işlediği günaha değmeyeceğini bilir. Ancak alkol ya da zina öyle mi? Biri kafa yapıyor, biri de insanoğlunun en temel dürtülerinden birinin sonucu. Neden yeri kolayca doldurulabilen ve o kadar özel bir tadı olmayan bir yemek için günaha girsin? Yalan değil, böyle bir şey de mevcut. Sadete gelirsek arkadaşlar, o meşhur videodaki adamın dediği gibi herkesin hayatına kimse karışamaz. Herkes istediğini yer, istediğini tadar. Her koyun kendi bacağından asılır. Karşı tarafın özgürlüğünü kısıtlamadığınız sürece tavsiye verebilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Ama en nihayetinde şunu unutmamak gerekir. Siz ilah değilsiniz. Haramların bir sınıflandırması yoktur. Bu çok önemli bir durum. Evet, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım dediğim gibi asıl anlatmak istediğim şey anlaşılmıştır. Çünkü yine bazı ileri zekalılar tarafından başka yerlere çekilebilecek bir konu olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.